أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan bütün mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki izzet ve şerefiniz arttırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, bu akşam hem Ebu Hureyre'den hem de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifi inşallah gündemimize alacağız. Özellikle bu akşam Müslümanca vefat edeceği sırada bir müminin Allah tarafından nasıl rızıklanacağını göreceğiz inşallah. Yediren, içiren, giydiren, çıplaklığı gideren Allah Subhanahu ve Teala'nın aynı zamanda hidayet gibi manevi bir rızıkla nasıl Ademoğlunu müşerref kıldığına inşallah tanıklık edeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kul, la ilahe illallahu vallahu ekber derse, yani Allah'tan başka ilah yoktur, en büyük olan ancak ve ancak Allah'tır derse, Allah Subhanahu ve Teala kulunun bu sözüne icabet eder ve der ki, kulum doğru söyledi. Allahu Akbar. Kulum doğru söyledi. Benden başka ibadete layık olan bir ilah yoktur ve benden büyük hiç kimse yoktur buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Böyle yaklaşık 5 tane yakın lafzı sıralayacağız. Ancak dikkat edin, burada önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Kul Allah'ı andığı an Allah Subhanahu ve Teala ona icabet ediyor. Allahu Ekber. Kul Allah'ı yücelttiği an Allah Subhanahu ve Teala onu tasdik ediyor. Kul tenhada, hiç kimsenin olmadığı bir yerde Allah Subhanahu ve Teala'yı andığında alemlerin Rabbi olan Allah meleklerden uzak, yaratmış olduğu varlıklardan uzak bir şekilde kulunu zikrediyor. Kul Allah'ı hakkıyla zikredip, onun ilahlığını kabul edip, onun ekber oluşunu, onun kebir oluşunu, en büyük oluşunu izhar ettiğinde Allah Subhanahu ve Teala o yaratılmışların içerisinde en hayırlı olanların içinde o kulunu anıyor, sözünü tasdik ediyor. Ne kadar şerefli bir şey Müslümanlar bu. Ne kadar anlamlı bir şey. Kul, la ilahe illallahü vallahu akbar dediği anda Allah diyor ki, kulum diyor doğru söyledi. Benden başka ilah yoktur ve büyük ancak benim. Benden başka ilah yoktur. Yaşam şekli belirleyen, hayat tarzı ortaya koyan, yaratan ve aynı zamanda nasıl yaşanması gerektiğini belirleyen tek güç benim. Ekber benim. Büyüklenmek bana aittir. Makamlardan daha büyüğüm. Şereflerden daha büyüğüm. İzzetlerden daha büyüğüm. Bütün insan topluluklarının bir araya geleceği güçten daha büyüğüm. Bütün insanların ortaya koyacağı kuvvetten ve kudretten daha büyüğüm. Bir kul bunu tasdik ettiğinde
Bunu bir hayat haline getirdiğinde Allah Subhanahu ve Teala siz nefes alıp verirken sema ehline karşı ne yapıyor bu sözü? Tasdikliyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul la ilahe illallahu vahde derse. La ilahe illallahu vahde. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Allah tektir. Mülkünde tektir. Otoritesinde tektir. Şu alemlerin içerisinde Allah Subhanahu ve Teala kendisine eşit asla ve kat'a yaratmamıştır. Şu mülkün içerisinde Allah hiçbir zaman ama hiçbir zaman ortak koymamıştır. Bütün isimlerinde, sıfatlarında Allah Subhanahu ve Teala benzersizdir. Diyor ki kul bu sözü söylediği zaman La ilahe illallahu vahde dediğinde Allah der ki kulum doğru söyledi. Onu tasdik eder. Az önceki sözdeki onayladığı gibi onu onaylar ve der ki benden başka ibadete layık bir ilah yoktur ve ben birimdir. Birimdir der Allah Subhanahu ve Teala. Sonra kul yönelir der ki La ilahe illallahu la şerike le. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın şeriki yoktur. Bir benzeri yoktur. Ortağı yoktur. Onunla eş olabilecek hiçbir güç yoktur. Onun eşi yoktur. Onun annesi yoktur. Onu doğuran yoktur. O doğurmamıştır. Adem oğluna isabet eden özellikler ona ait değildir. Adem oğluna isabet eden zayıflıklar asla ve kat'a Allah'a ait olamaz. Allah gibi gören, Allah gibi işiten, Allah gibi duyan, Allah gibi gören, Allah gibi hüküm koyan, Allah gibi ecelleri tayin edip ölecek olanlara can veren, can çekişenlerin de canını azapla alan başka hiçbir güç yoktur. La şerike le. Onun şeriki yoktur. Asla bir ortağı bulunmamaktadır derse Allah Subhanahu ve Teala yine o kula yönelir. Der ki kulum doğru söyledi. Benden başka ibadete layık bir ilah yoktur ve benim asla ortağım da bulunmamaktadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sonra dördüncü defa kul Rabbine yönelir ve der ki La ilahe illallahü lehul mulku ve lehul hamdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülkün sahibi de odur. Hamd da yani kendisine teşekkür edilmek de, sena yani övülmek de kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir dediği anda Allah der ki kulum doğru söyledi. Benden başka ilah yoktur ve ben mülkün sahibiyim. Hamd banadır buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. Subhanallah. Mülk. Allah Subhanahu ve Teala semanın Rabbidir. Arzın ilahları da bizleriz. Allah Azze ve Celle Adem oğlunu yarattı. Sonra arşa çekildi. Bütün tasarrufu bize bıraktı diyenler bu sözün kesinlikle ama kesinlikle dışında kalacaklardır ve Allah Azze ve Celle bu sözü hakkıyla söylemeyi onlara nasip etmeyecektir. Sonra kul Rabbine yöneldi ve dedi ki La ilahe illallahu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hareket, güç, kuvvet tamamen Allah'a aittir dediğinde Allah Azze ve Celle der ki kulum doğru söyledi. Benden başka ilah yoktur. Hareketi sağlayan, kuvveti veren, gücü ortaya koyan ancak benimdir der. Evet değerli kardeşlerim bu son lafız için Ebu Zer radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yönelir. Der ki ya Ebu Zer ben sana cennetin
o nimetlerinin anahtarlarını söyleyeyim mi? Yani cennetin kapısını açacak bir anahtar var, o sözü sana söyleyeyim mi? O nimetleri devşirecek bir söz var, onu sana bildireyim mi? Ebu Zer der ki, buyur ya Resulallah, der ki, la havle ve la kuvvete illa billah. Kudret, kuvvet, aldığımız nefesten attığımız adıma varıncaya kadar o gücü bize veren sadece ve sadece Allah'tır deriz biz. Parmağı oynatan Allah'tır deriz. Yıldızları semanın içerisinde süsleyen Allah'tır deriz. Aya belli bir yörüngede dur emrini veren Allah'tır deriz. Öldüren de Allah'tır, dirilten de Allah'tır. Elimizdeki bütün mülkün ve yeteneklerin sahibi Allah'tır der. Bunu kabul ederiz. Ve kim işte kardeşlerim? Asıl şimdi burada büyük bir nimet yatmaktadır. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim ölüm anında, şimdi ne olur buraya dikkat çekilelim. Kim ölüm anında, yani artık can boğazdan dışarı çıkacak. Ayaklar birbirine karışmaya başlayacak. Nefes hızlı bir şekilde gidecek, gelecek. Gözler tamamen yetisini kaybetmeye başlayacak. Sesler birbirine karışacak. Zihin bulanıklaşacak. Şeytan yaya ve süvari olarak ona saldıracak. Ecel terleri derler ya, yüzünden, bedeninin değişik yerlerinden dökülmeye başladığı sırada Allah hangi mümine şu beş sözden birini söylemeyi nasip ederse, Allah diyor onu bununla rızıklandırırsa, hadiste aynen öyle bir ifade geçiyor, Allah onu diyor bununla rızıklandırırsa ateş ona asla dokunmaz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kim ölüm anında, sekerat anında, artık tabir yerindeyse yolculuğun biletinin kesildiği, ölüm meleğiyle karşı karşıya geldiğimiz anda bu sözlerden biriyle rızıklandırılırsa, ateş yani cehennem ateşi o kişiye ne yapmayacaktır kardeşlerim? Dokunmayacaktır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada hasaten unutmamamız gereken önemli bir şey var. Bu beş sözü bir nakarat, bir şiir ve şarkı edasıyla değil de içselleştirerek, bir hayat haline getirerek söyleyen kulları Allah bu sözle rızıklandıracaktır. Rızkı tükendi, elindeki imkanlar daraldı. Kendisine yöneldiğinizde hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir diyerek Allah'a olan sadakatini gösterenler bu son anlarda rızıklandırılacaklardır. İflas etti, elindeki bütün mal varlığını yitirdi. Kendisine yöneldiğinizde eğer o kişi sizi Allah'la teskin ediyorsa, sizi Allah'la uyarıyor ve size nasihat ediyorsa, Allah son anında bu kulu böyle rızıklandıracaktır. Çocuğundan tutun, elindeki yeteneklere varıncaya kadar. Bu sözleri yaşam haline getirenler için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müthiş müjdesi kardeşler. O yüzden eğer kalbin buna alışmasını istiyorsak, dili buna ne yapacağız? Zorlayacağız. Kalbin tam o ölüm anında, hele bir de birileri hatırlatma yaparlarken, hadi kardeşim la ilahe illallah sözünü söyle diye hatırlatma yaparken, hadi kardeşim la ilahe illallahu vallahu akber sözünü söyle diye telkinde bulunurlarken, vallahi kusura bakmayın, hani hadis diyordu ya, kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. İnternette belki birçok videoları seyretmişsinizdir. Kimisi içki masasında canını teslim etmiştir. Kimisi zina ederken, kimisi eğlenirken, dans ederken, kimi de insanları eğlendirirken, onları haramla tabir yerindeyse oyalarken, vallahi yeryüzünün en büyük alimleri de gelse, okula dese ki, hadi kardeşim, la ilahe illallahu vallahu ekber de, bu dudakların arasından o kelimelerin dökülmesi
zor olacaktır. Tabi bunu en iyi bilen kimdir? Allah Azza ve Celle'dir. Allah bize bunları nasip etsin kardeşler. Allah Azza ve Celle bize dünyada İslam'ı bir rızık olarak, büyük bir nimet olarak verdi. Allah Azza ve Celle bu rızkı, bu nimeti elimizden almaz. Hakkıyla iman etmeyi bizlere nasip etsin. Vallahi şu an saat 9.30. Şu an evinden çıkarken niceleri vefat etmekte. Kimileri dinlenmeyi umut ettiği yatakta vefat edecekler. Kimileri sabahı göremeyecekler. Kimisi pazartesi günü iş başını göremeyecek. Ve siz de bunlardan biri, belki bunlardan biri de ben olacağım. Allah'tan temennimiz, Allah'tan isteğimiz, tam artık böyle bu dünya hayatından kurtulacağımız anda en güzel şekilde Allah'a kavuşmayı, bu sözlerle Rabbimize ulaşmayı hepimize nasip etsin değerli kardeşlerim. Sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait kıymetli sözler. Günlük hayatımız içerisinde bu zikirleri ne yapalım kardeşler? Hayatımızda bir virt haline getirelim. Özellikle sabah akşam zikirleri olarak bunları çokça yapmaya gayret gösterelim değerli kardeşlerim. Burada bir hadis-i şerif daha vardı. O hadis-i şerif çok hoşuma gitti. Lafzı çok hoşuma gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah bir kulun hayrını dilerse onu ballandırır. Hadisin lafzında aynen öyle geçer. Allah bir kulun hayrını dilerse onu ballandırır. Aynen. Assele geçiyor. Sahabe sordu. Dedi ki ya Resulallah onun ballandırılması ne demek? Ne anlama geliyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bakın ne olur bunu diğer hadisle böyle dedi ki birleştireceğiz. Hitam edeceğiz inşallah. Ona ölümünden önce salih amel kapısını açar. Etrafındakiler de ondan razı olurlar. Allahu ekber. Şimdi az önce ne dedik biz? Allah Resulü 5 söz saydı. Bu 5 sözden biriyle tabir yerindeyse çenesini kapatırsa, bunlar rızıklandırılırsa o kişi cehennem ateşinden kurtulacaktı. Bakın burada da diyor ki Allah bir kulun hayrını isterse. Evet biz kendi hayrımızı diliyoruz. Kendimiz için iyi olanı tercih ediyoruz, istiyoruz ama Allah bundan razı mı? Allah bizim için hayrı nasip etti mi? Diyor ki bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor kulu ballandırır diyor. Allah'a ekber. Hani ballı adam deriz ya. Bizde nedir? Milli piyango çıktığı zaman ballı adam derler. Adam yeni bir otomobil aldığı zaman ballı adam derler. Nereden geldi paraysa artık. Yani kendisine şu dünya hayatı içerisinde bir güzellik verildiğinde veya ona sürekli hayır murad edildiğinde şu toplumun içerisinde o kişi ballıdır değil mi İsa abi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Allah bir kulun hayrını dilerse onu ballandırır, iki şeyi ona nasip eder. Ölümünden önce salih amelin kapısını açar. Bu sözleri söyler işte az önceki sözler vardı ya 5 kelime. Veya ölümünden önce Allah Subhanahu ve Teala ona öyle bir hayrın kapısını açar ki, öyle fetihler nasip eder ki, kim biliyor musunuz? Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, kim gibi Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi, kim gibi Ebu Bekir Sıddık gibi, Allah ona öyle bir kapılar açar ki, onunla beraber Allah Azza ve Celle etrafındakilerin ondan razı olmalarını sağlar. Elhamdülillah biz babamızdan razıydık. Allah da razı olsun. Elhamdülillah biz eşimizi sevdik. Allah da onu sevsin. Elhamdülillah biz kardeşimizin iyi bir yere gireceğini düşünüyoruz. Allah Azza ve Celle ona yardım etsin. Sözleri birileri tarafından söyleniliyor ise bu da Allah'ın okulu ballandırmasından, onun için hayrı murad etmesinden dolayıymış. İki hadis-i şerif naklettiğim iki hadis-i şerifte İmam Ahmed bin Hanbel'in
Müsned'inde geçmektedir. Cenab-ı Allah bu iki hadisin de en güzel şekliyle istifade eden kulların arasına bizleri alsın. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz inşallah Firdevs-i Âlâ olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma salat.